Günaydın arkadaşlar. Herkese çok güzel bir gün diliyorum. Saat sanırım şu an 9. Kahvaltı etmemiz gerekiyor. Mehmet'in acil bir toplantısı çıktı. O yüzden ben kendimi sokaklara attım. Kahvaltı edecek bir şeyler bulmam lazım. Beraber yiyebileceksek yiyeceğiz. Mehmet'i ekstradan alacağım. Ya da bir şeyler bulup Mehmet'e getireceğim. Beraber birlikte yiyeceğiz. Hostelimizin adına bakar mısınız? Bu sokakta hostelimiz. Mehmet işini biliyor ya. Wow, kalabalığa bak. Tabii sabah erken saatlerde insanlar beach'e gidiyor. Burada turizm oldukça yoğun bir dönemde şu anda. Ondan olduğunu düşünüyorum. Plaj havlularını almışlar onlar bunlar. Gidiyorlar vallahi. Biz de kahvaltı edelim. Buradan inelim bakalım ne varmış. Ara sokakları da çok güzel böyle. Tabii yerel insanlar da yani burada yaşayan insanlar da oluyor burada. Daha yukarıları onların yaşadığı yer. Daha aşağıları daha turistik. Turistlerin günlük geldiği yerler aslında. Hemen şu aşağıya değinelim. Burada börek varmış bakalım börekçi falan dedi ama. Aslında kokuları geliyor ama vallahi buldum gibi bilmiyorum. Yes be. Bakalım ne varmış. Şöyle pirinçli bir börek görüyorum burada. Başka neler varmış? Wow, şurada pizzalar falan da var. Abla pişiriyor zaten sıcak. Bakalım yeni bir şey çıktı. Wow. Of of of. Ondan alacağım şimdi var ya. Two cheese börek. Hemen tadına bakalım istiyorum. Şunların sıcak sıcak. Çok güzel. Ama çok sıcak. Yeni pişeni aldım. Efsane. 6 parça börek aldım. 500 lek etti arkadaşlar. Şimdi Mehmet'e kahvaltı götüreceğim. Allah'ım sen ne kadar tatlısın. Şuna bak. Hello, hello. How are you? And you. Welcome. Şimdi sıcak kahve aradım ama sıcak kahve bulamadım. Geldiğimde buraya baktığımda sadece şu kahveyi alabildim. Burası Türkiye'de olduğu gibi Rozman. Rozman and Lulu. Lala. Lala. Why Lala? Ha, okay. Thank you. Türkiye'dekinin yanına bir takı takmışlar. Albanyalı bir franchising olan bir yer. Kahvemi ben buradan aldım arkadaşlar. Tanesi 105 lek tuttu. Şimdi kahvaltımızı etmeye gidiyoruz. Çantamız da elimizde. Görüşmek üzere. Hadi bakalım gidelim. Goodbye. Şimdi Blue Eye Shuttle diye bir yerdeyiz arkadaşlar. Blue Eye diye bir doğal oluşum var arkadaşlar. Buraya günlük shuttle'lar yapılıyor. Yarım saatte bir kalkıyor. Bu doğal oluşumu görmek gerekiyor gerçekten. Çok cici ve merkezden biraz uzakta. Yani 15-20 kilometre kadar uzaklıkta. Kişi başı git gel 14 euroya buradan satın alabilirsiniz shuttle'ı. Ancak motorda kiralayabilirsiniz, arabada kiralayabilirsiniz ama biz bu kalabalıkta gerçekten tercih etmedik. Çok fazla kalabalık var burada. Şimdi Blue Eye'ye gidelim bir orayı keşfedelim isterseniz. Mehmet'le ayrı düştük o arkada kaldılar. 7 kişi araba dolunca hemen gidiyoruz arkadaşlar. Yol başladığında ufak ufak göstereceğim size. Şimdi geldik. O kadar kalabalık ki burası. Yani çokça insan geliyor. Hemen içeride bakalım neler varmış görelim. Arabayla gelecekseniz park alanları var. Burada da 3, 4, 8, 1 gün falan park ücretlerini görebilirsiniz. Burada scooterlar var. Scooterla gezmek isteyenler de olabilir. Ve burada işte içecek, yiyecek şeyler de var. Atıştırabileceğiniz. Biz bu şekilde dümdüz ilerliyoruz. Biraz yürüyeceğiz arkadaşlar. Böyle yürümeli bir şey bu. Böyle giriş ücreti var. Ticket alıyorsunuz. Biraz sıra var. Hemen bunu aldıktan sonra şu dümdüz yoldan ileriye doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Sıra şu şekilde devam ediyor. Kişi başı giriş 50 lekmiş arkadaşlar. 50 lek, 50 lek diye şöyle bozuk paraları da var. Euro'ya baktığınızda 50 sente tekabül ediyor. Paraları verip içeri gireceğiz. Girişte böyle bir göl var. Buradan elektrik falan da üretiyor olabilirler. Burası Sarende'den 22 kilometre uzaklıkta bir yer. Dağların arasında kalıyor. Bir transferle motorla ya da arabayla gelebiliyorsunuz. Bilginiz olsun.
İçerisi bir ormanlık alan, yüzlerce endemik bitkinin bulunduğu tamamen korunak bir ortam aslında. Aşağıda bir göl ya da su gibi bir şey göreceğiz. Sıcaklığı 12 derece, derinliği de 50 metre. Bu gölün ortası mavi olduğu için aslında Blue Eye bu yüzden söyleniyor. Hadi gidelim görelim nasıl bir yermiş. Burada suya girmek yasak. Genellikle insanlar ayaklarını sokuyor. Girsen de donarsın zaten. 12 derece sıcaklığı var. Blue Eye'a gidiş de bu şekilde arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın burada da ayağını sokmaya çalışan insanlar var. Burada hediyelik eşya alabileceğiniz yer de yapmışlar. Turistik, anlayacağınız üzere. Yüzmek yasak deniyor aslında ama bayağı da yüzüyorlar yani, giriyorlar. Ayak sokmayı anladım ama yüzmek, ya vücut nasıl dayansın yani 12 derece gerçekten çok zor. Burada bir seyir terası var. 1, 2, 3. O kadar güzel görünüyor ki şu an kendimi atlamamak için zor tutuyorum. İzliyorum yani sadece. Evet, şu an yapıyoruz. Ben adımımı attım. Mehmet arkamda. Wow, çok soğuk. Nasıl yüzüklerini gerçekten anlamıyorum. Bu kadar soğuk ki anlatamam sana. Yüzülmez yani burada. Gel biraz gideceğim. Vallahi çıkıyoruz. O kadar soğuk ki çıkıyoruz, yemin ediyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. İlk başta ya burası neresi falan gibi diyordum ama gelip buraları görünce iyi ki gelmişim dedim arkadaşlar. Böyle kafeteryalar var arkadaşlar. Bir şeyler içip bir şeyler yiyebilirsiniz ama acayip güzel gözüküyor. Şimdi gel gelelim ekstra bilgilere. Buraya gelirken yanınıza bolca su getiriyorsunuz. Spor ayakkabı getiriyorsunuz. Deniz ayakkabısı getiriyorsunuz. Havlu getiriyorsunuz. Şort da getirebilirsiniz eğer yüzmek isterseniz. Yüzmek yasak diyorlar ama bunları getirebilirsiniz. Bir de ailecek gelebilirsiniz. Bu çok önemli arkadaşlar. Ve en önemlisi, buraya geldiğinizde ortalama böyle maksimum 2,5 saat ayırmayı da unutmayın. Şimdi sürpriz bir yere gidiyoruz. Söyleyeyim mi Mehmet? Söyle. Sen söyle hadi. Şimdi eve gidiyoruz. Tira'nın en güzel güney kısmının neresine gidiyoruz? Kısamil'e. Bir daha? Kısamil'e gidiyoruz. Kısamil. Şimdi Sarande merkezdeyiz. Kısamil'e arkadaşlar genellikle saat başında buradan kalkan otobüsler var. Karşımda ben görüyorum, onu üst tarafta bırakıyor olacağız. Saatleri de yan tarafa bırakıyor olacağım size. Tam görüyorsunuz durak arkamda. Kısamil'le görüşürüz, bakalım ne kadar sürecek. Ve şimdi indik arkadaşlar. Böyle belediye otobüsü gibi yarım saatte Kısamil'e indik. Şimdi burayı keşfedeceğiz, denize gireceğiz, beachlerine bakıyor olacağız. Ve ayrıca denizin sağ ve sol tarafındaki midye tesislerini lütfen izlemeyi unutmayın. Eğer araba ve motorla geliyorsanız da buraya, o özel midye üretim tesislerinde midye yemeyi unutmayın. Burada da aynı arkadaşlar, bir dünya otelin olduğu, işte tatilcilerin geldiği mükemmel bir tatil köyü aslında. Ufak bir köy diyorum, gerçekten çok ufak ama çok cici. Hemen kamerayı ön tarafa çeviriyorum, neler var neler yok siz de görün. Bizim Ege tarafındaki yerlere çok andırıyor, çok benziyor. Dediğim gibi daha önce izlediyseniz diğer bölümlerde de, Tiran'da arkadaşlar hiç kimse merkezde yaz ayında kalmıyor. Temmuz, Ağustos aylarında herkes bu güney kısmına geliyor. O yüzden yerel ve dünyanın her yerinden turistler geliyor buraya. Bizim kaldığımız yerde Sarande'de kalabilirsiniz, Kısamil'de kalabilirsiniz. Neresi size uygunsa araştırdığınızda bulun arkadaşlar ve uğrayın lütfen. Şöyle ufacık karnımız acıktı. Bir şey ağzımıza atalım istiyoruz. Börekleri var, şöyle börek alalım. Akşam yemeği öncesi börek atıştıralım dedik. Bir börek upuzun, resmini çektim koyarım. Bir içecek, bir de çikolatalı kruvasan 550 lek. Yani 5,5 euro. İçe gidiyoruz.
Şimdi hemen buradan gördüğünüz yerden dümdüz sağdan aşağı indiğimizde beachlere göz atacağız. Burası Samil'in, Ksamil deniliyor ama Samil de deniliyor. En ünlü koyu, öyle söyleyeyim. Üç adalar deniyor arkadaşlar buraya. Adı da Three Island arkadaşlar. Burada hemen restoranlarla başlıyor arkadaşlar. Restoranların önü hemen beach. Şu güzelliğe bakar mısınız? Hava biraz kapalı ama su mükemmel. O kadar kalabalık ki arkadaşlar. Yani ama denizin rengi falan efsane güzel. Şöyle göstereyim size. Sahil kısmından keşfetmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım neler varmış. Bu podanın demin geldiğimiz yerin böyle geri de var. Burada işte restoran, kafe, hatta partilerin olduğu yer. Bir beach'ten çıktık, diğerine gidiyoruz arkadaşlar. Hepsi yan yana böyle. Çok güzel beach'ler var ama çok kalabalık tabii ki. Bazı insanlarla konuştuğumda bu kalabalıktan rahatsızlar. Ama tabii yerel halk para kazandıkları için hiçbir rahatsızlıkları yok. Genel olarak bir şemsiye, iki de şezlongunu veriyorlar. 20-25 euro olarak değişiyor. Hadi gidelim, daha neler var neler. Şu anda Ksamil sahillerinde geziyoruz. Burası da Rilinda diye bir yer aslında. Hadi gelin beraber bakalım. Buranın içerisi de böyle arkadaşlar. Böyle göstereyim size. Yan yan hepsi aynı koy aslında. Baktığınızda işte localar falan da var böyle. Denizi mükemmel. Şimdi gördüğünüz bu üç ada çok meşhur arkadaşlar. New York Times Square'de de gösterilen yer. Bir önceki gittiğimiz beach de orada gösterilmiş. Çok ünlü. Bir de buraya giriyoruz beraber. Hadi gidelim. Şimdi köşedeyim. İçeriye girdim arkadaşlar. Rengi acayip güzel. Turkuazın en güzel rengi. Kano yapabiliyorsunuz. Karşı adaya gidip karşı adada yüzebiliyorsunuz. Yüzlerce turist var ve acayip güzel yani. Öyle söyleyeyim. Denize giremedim. Sizin için video çekiyorum. Güneş ışığı kaçmadan. Bugün de biraz bulutlu çünkü hava. Şöyle ilerleyelim. Şu tarafa baktığınızda diğer ayrı biçe de geçmiş oluyorsunuz. Yukarıda restoranda yiyeceğiniz bir şeyler de var. Masaj yaptırabilirsiniz, özel yer kiralayabilirsiniz. Burası en ünlü adalarından bir tanesi. Çünkü çevresinde 3 tane ada var. Bak karşıda bir tanesini görüyorsunuz. Onun yanında bir tanesini görüyorsunuz. Ve diğeri de en büyüğü de şurada arkadaşlar. Yukarıdan görüntüsünü de alayım sizin için. Acayip güzel bir yer. Buraya gelin lütfen. Şimdi beachleri bitirdikten sonra arkadaşlar yoldan yukarı çıktığınızda sağlı sollu yemek yiyeceğiniz bir dünya yer var. Burada da restoranlar var. Beach'e girmek istemezseniz ya da beach'te yemek istemezseniz takeaway alacağınız yerler de var. Bilginiz olsun. Hadi gelin. Arkamda görmüş olduğunuz yerde Arthur Hotel'in aslında beach'i arkadaşlar. Dışarıdan da giriş yapılabiliyor. Bir tık özelliği şu, 20-25 euro iken girişler, burada 15 euro arkadaşlar, bilginiz olsun. Hadi gelin içeriye bakalım. Hemen diğer beachlerin 500-600 metre daha gerisinde olan bir yer. Şöyle ileriye doğru uzanıyor aslında. Şöyle göstereyim size. Buradan gençlerimiz atlıyor böyle. Acayip güzel gözüküyor. Tam da gün batıyor böyle arkadaşlar. Acayip güzel gözüküyor yani. Ksamil'in en ikonik beachine geldik. Hoga Beach arkadaşlar. Hadi gelin içeriye göz atalım. Çok güzel dekoratif tillerle falan karşılıyorlar. Yine normal oturma grupları, şemsiye ve şezlonglar bulunuyor. Şöyle en uca da gelelim. Bakar mısınız şu denizin güzelliğine? Ya inanamıyorum. Şu an inanamıyorum. Yine üst tarafında da restorantı var arkadaşlar. Buraya giriş 25 euro. Burada partiler yapılıyor akşam 19'dan sonra. Buradan içeriye girdiğimizde dediğin parti alanı da burası. Evet, şimdi Sarandı'ya döndük arkadaşlar. Burada da bir denize girelim ekstradan dedik. Hemen buranın da public, yani halka açık bir bölümü de var. Ücretsiz Sarandı'da nerede denize girebilirsiniz onu da göstermek istiyorum. Sonra çok güzel bir akşam yemeği yiyelim. Bakın burası tamamen halk plajı. Bu bölümün aynısı diğer uçta da var. Böyle merdivenlerde de güneşlenebilirsiniz. Biz hemen şurada denize gireceğiz. Günü burada batıracağız arkadaşlar.
Sarande'de güneşi de batırdık arkadaşlar. Hatta batmaya devam ediyor arkamda. Burada bir bilgi vermek istiyorum. Burası taşlık olduğu için ya terlik ya deniz ayakkabınızı da yanınızda getirmeyi unutmayın. Bunu lütfen bir not olarak alın arkadaşlar. Şimdi ben Sarande'de birkaç özel beach daha göstereceğim size. Bilginiz olsun. Onun sonrasında çok güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi bugün size uygun yollu nerede ne yemek yiyebilirsiniz onları belirlemeye çalışıyorum. Aklımda tasarladığım birkaç yer var ama arkamdakini de yemeyeceğim. Bu traditional bölgenin yerel yiyeceklerinin olduğu bir yer aslında. Fiyatları bırakıyorum, ekranı durdurup bakabilirsiniz de. Bölgeye göre çok uygun fiyatları var ama benim seçtiğim birkaç yer var, onlara doğru gideceğiz. Burayı da not alabilirsiniz arkadaşlar. Nerede yemek yiyeceğinizle alakalı araştırma yapmaya devam ediyoruz. Bir de sahil kenarında neler yiyebilirsiniz onlara bakacağız. Mehmet çok güzel bir makarna söyledi. Kıymalı bir makarna. Üzerine kaşar. Benimkisi de deniz mahsulleriyle birlikte bir makarna söyledik. Karışık bir de salata var. Bir de tiran birası söyledik arkadaşlar. Burası tam merkezde. Tam sahil kenarında. Alta fiyatını bırakıyorum. Ortalama fiyatlar böyle. Çok araştırdım. Normal fiyatlardan bir tık daha uygun bir yer. Birazdan çok güzel bir tatlı göstereceğim. Tatlı deneyeceğiz beraber. Bize afiyet olsun. Şimdi Sarande'nin en mükemmel tatlıcısını sizin için buldum arkadaşlar. Sarande'nin lokal lezzeti zup deniliyor buna. Z-U-P, zup tatlısı. Acayip güzel, üstü krema, biraz İtalyan esintisi var bence. Bir de Trigona McCrem diye bir şey söyledik. Bunun içerisi yine dolgulu. Buraya özel bir tatlıymış. Ona da bakalım. Bizim biraz baklavaya benziyor ama içi kremalı, öyle düşünün. Yemekten sonra çok güzel gittim. Fiyatlarını da aşağı bırakıyorum arkadaşlar. Amacım buraya geldiğinizde nerelere bakabilirsiniz, neler yiyebilirsiniz fikir vermek istiyorum. Buraya da gelebilirsiniz. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı, yorum yapmayı, beni arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Elimden geldiğince size Sarande ve Kısamil'i göstermeye çalıştım. Eğer birkaç gün daha fazla kalacaksanız hemen buraya ekstra neler yapabileceğinizi yazıyorum. Onlara bir göz atın lütfen. Bundan sonra Tiran merkezi keşfedeceğiz arkadaşlar. Oynatma listesinden Tiran bölümlerini çok rahatlıkla izleyebilirsiniz. Yeni bir bölümde yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.